bozukluğundan bahsedeceğiz. Paranoid kişilik bozukluğunda kişi devamlı kuşku duymaktadır. Etrafındaki kişilerin kendisine kötülüğünün dokunacağına inanır ve bu durumdan sürekli olarak kuşkulanır. Paranoid kişilik bozukluğunda kişiler çevrelerindeki kişilere güvenmekte zorlanırlar. Kendileri hakkında pek fazla bilgi vermezler. Çünkü ileride bu bilgilerin kendileri için yine kullanılacağını düşünürler. Paranoid kişilik bozukluğunda kişi karşı tarafın söylediği kelimelerden kendince, kendi düşüncelerince anlam çıkarmaya çalışır genellikle. Çünkü zihninde olumsuz düşünceler mevcuttur. Kendisi hakkında kötü düşündüğünü ve kendisine zarar vereceğini düşündüğü için, bu tür düşünceler olduğu için zihinde devamlı buna yönelik anlamlar çıkarmak zihninde geçen düşüncelerle bağlantılıdır. Paranoid kişilik bozukluğunda karşı tarafa eğer öfkelenmişse, kızmışsa kişi, bu öfkesi ve kızgınlığı uzun sürer. Genellikle onun hakkında olumsuz düşünmeye devam eder. Çünkü kendisi hakkında konuşulduğunda ve kendisine zarar vereceği düşüncesi yine burada hakimdir. Kin besleme durumu devam etmektedir. Paranoid kişilik bozukluğunda başkalarının kimi davranışlarını kendisine saldırganlık olarak algılar. Paranoid kişilik bozukluğunda genellikle çiftler arasında problemler yaşanabilir. Çünkü paranoid kişilik bozukluğuna sahip olan bireylerde aldatılma korkusu, kaygısı mevcuttur. Burada ortada herhangi bir uyaran yokken aldatıldığını düşünebilir ve bununla ilgili ilişkide yıpranmalar meydana gelebilir. Evet, bugün sizlerle paranoid kişilik bozukluğundan bahsettik. Eğer sorularınız olursa sosyal medya üzerinden ya da doktor takviminden sorabilirsiniz. Eğer randevu almak isterseniz de sosyal medya üzerinde zaten bilgiler mevcut, paylaşıyorum devamlı. Ve YouTube'da da yine bilgiler mevcut. Dilerseniz telefon numaralarından, dilerseniz de doktor takvimi üzerinden randevu alabilirsiniz. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu zaman dilimleri diliyorum. Hoşça kalın.